üstüme geldiğini konusu zaten kadın, kız çocukları. Bize de onlardan bahsedecek. Hem de kendini tanıtacak. Söz sizde şimdi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Çok güzel benim için burada olmak. Çünkü mahalle örgütlenmelerini ben çok önemsiyorum. Çünkü yerel demokrasiler onlar. Yerelden başlayarak bizi siyasallaştıran, hak savunuculuğu yapmamızı kolaylaştıran, kendi hakkımıza, çevremize, kendi kimliğimize sahip çıkmamızı kolaylaştıran yerler. Tam da aslında bu sloganımızda yazdığı gibi bizler mahallenin sahipleriyiz, evet. Oraların sakinleri ya da misafirleri değil, sahipleriyiz. Ben 17 yıldan fazla bir süredir sivil toplumdayım. Basın yayında öğrenimimi tamamladım. 6 sene kadar Ankara Üniversitesi'nde görev yaptıktan sonra bütün oradaki haklarımı, bütün rahatımı, konforumu yerine bırakıp ben sivil toplumcu olacağım dedim. Bu alanda para kazanamayacağımı bildiğim halde, bu alanın çok zor, çok travmatik olduğunu bildiğim halde hep oradaydı aklım ve kalbim. Ve kadın çalışmalarına, kadın konularına ezelden beri çok meraklıydım. Ve böylelikle bir şekilde Uçan Süpürge Derneği ile yolun kesişmesiyle başlayan bir yol halen de devam ediyor. Halihazırda Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği'nin yönetim kurulundayım. Oradaki arkadaşlarıma destek veriyorum. Aynı zamanda Engelliler Konfederasyonu'nda çalışıyorum. Yani kadın, çocuk, engelli gibi alanlarda bir bilen olmaya gayret ediyorum. Bu alanlar çok önemli. Sivil toplumun tamamı aslında çok önemli hepimiz için. İşte mahalleden başlayarak, bu mücadeleyi ulusal çapa dönüştürerek, oralara kadar taşıyarak, velhasıl uluslararası alanda da yapabileceğimiz çok fazla şeyler var. Birazdan bahsedeceğim onlardan da. Bu alanı deneyimlemek çok önemli bir deneyim oldu benim için. O yüzden de hep genç arkadaşlara özellikle yolunuz mutlaka sivil toplum örgütlerinden geçsin diyorum, naçizane öneriyorum. Hep hak temelli örgütlenmeler insana gerçekten çok şey kazandırıyor. Her şeyden önce evet gerçekten bir politik arka plan kazandırıyor. Bundan tabii hep siyasallaşmadan söz ediyorum, siyasetleşmeyi kastetmiyorum. Yani bir siyasal, bir siyasi görüşün peşinde koşmayı kastetmiyorum. Bilakis hepsinin ötesinde bir siyaseti var bizim çalıştığımız alanların. Kadın meselesinin öyle, çocuklar, engelliler, bütün ihmal edilmiş, göz önünde bulundurulmayan, ötelenmiş topluluklar, görünmezleştirilmiş toplulukların aslında haklarını savunmak, onlarla birlikte eylemek. Bu açıdan ben kendimi şanslı addediyorum ama gerçekten de zor alanlar bunlar. Kadın konularında çalışmam evet işte epey oldu. Bu süre içerisinde Türkiye'nin bütün illerinde hemen hemen çalıştım. Kadınlarla, kız çocuklarla, yerel yöneticilerle, üniversitelerle, hatta kamu kurumlarıyla da onlara bir baskı gücü oluşturmaya gayret ederek, onları etkin, eşitlikçi politikalar üretmeleri yönünde teşvik ederek, bazen kavga ederek, bazen alkışlayarak böyle bir süreçti. Bugün de size hani açıkçası gönlümden geçeni paylaşıyorum samimiyette. Bir bilgi pazarlamaya gelmedim. Sadece o neler biriktirdim, biraz o deneyimlerden bir şeyler söz edebildiysem onları paylaşmak istiyorum. Ve mümkün olduğunca lütfen sizler de katılın istiyorum. Çünkü bu söyleşilerde hep anlatan da öğrenir, o da deneyimler, o da farklı bakış açıları alır dinleyenlerden, onların katkılarından. Ben bu paylaşımları çok önemsiyorum. Bunlar büyütüyor ve derinleştiriyor diye düşünüyorum. Aklınıza takılan çok şey olacaktır. Çünkü bu alanların derinleştikçe, içerisine doğru girdikçe biz de pek çok şeylerle, karmaşık problemlerle karşılaşıyoruz. Bazen onları kafamızda sorguluyoruz, bazen onlar yeni sorular üretebiliyor. Yani doğrudan kadın, çocuk vesaire alanlarında çalışmayanlarımız için bu konular bir yabancılaşma etkisi de yaratabiliyor.
O yüzden lütfen beni bölebilirsiniz, sorabilirsiniz, herhangi bir katkıda bulunabilirsiniz. Hep birlikte tartışalım istiyorum. Yani ortak aklı çalıştırmak aslında. Buluşmalar benim en sevdiğim şey bu. Böyle sadece birkaç slide hazırladım. Hani o da adet yerini bulsun diye. Sadece böyle hatırlatma notları gibi düşünebiliriz. Kız çocukları üzerine konuşalım istedim. Çünkü önümüzde 23 Nisan var. Çocukların bayramı. Yani Cumhuriyetimizin çocuklara verdiği bir bayram. Ama ne yazık ki coğrafyamızda çocuklar pek de böyle bir bayram havasında, motivasyonunda değil. Sadece kendi ülkemizde değil, etrafımızda bütün bu coğrafyada yaşanan çocuklukları ve onların travmalarını düşündüğümüzde işler pek de iyiye gitmiyor. Tüm dünyada çocukların yaşadığı pek çok problemler var. Yani dayak İsveç'te de var, ne bileyim Afrika'da da var, işte şu kenar şey yani komşuda da var gibi. Ama bunlarla baş etme yollarımız, yöntemlerimiz ortaklaşabilir. Bunlara dair ortak aklı çalıştırabiliriz. Birbirimize bilmediğimiz şeyleri anlatabiliriz. Biraz böyle ilerlesin arzu ederim açıkçası. Kız çocuklar neden peki? Hani çocuklar bütün çocuklar değil de sadece kız çocuklar. Çünkü o hani bildiğimiz futbol ya da spor diliyle söylerse biz kadınlar olarak hayata hep bir sıfır geriden başlıyoruz. Ve o arayı kapatabilmek ve eşit koşullarda bir yarışa devam edebilmek için de çok fazla çaba sarf ediyoruz. Hep kendimizi kanıtlamamız, sürekli daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü önümüzde bir sistem var, bir kültür var. Yazar Murat Anmurgan'ın dediği gibi o ilk öğrenmelerin iktidarı diyor. Hakikaten de öyle. İlk ne öğrendiysek ailede, çevrede, kültürde, içine doğduğumuz ortamda o bizim de geliyor. Bu her zaman tabii o öğrenilenin doğru olduğu anlamına gelmiyor. Birçok şeyi yanlış öğreniyoruz. Anne babamızdan birçok şeyi onların da tıpkı kendi anne babalarından yanlış öğrendikleri gibi. Bunları işte bir noktada dur demek, bunları sorgulamak, dönüştürmeye, değiştirmeye çalışmak, bu sivil toplumun geçtiği yolda hepimizin düşe kalka öğrendiği şeylerden bir tanesi. Kız çocukların ilave bir şeyleri var. Zorlukları var. Ben o yüzden kendi evimde konuk gibi bir üst başlık seçmeyi tercih ettim. Biraz onu açmak isteyeceğim. Bilmiyorum bana katılır mısınız? Bizim kültürümüzde, yani yaşadığımız kültürde, coğrafyada kız çocuklar hep, biz öyle yaşayalım veya yaşamayalım hiç fark etmez, hep bir geçici misafir gibiler. Kendi evlerinde dahi öyle. Kendilerine ait bir hayatları olmadan, kendilerine ait seçenekleri çoğu zaman olmadan yaşayıp gidiyorlar. Ve bir gün herkes onları aslında bu evden ayrılacak gözüyle bakıyor. Bir tür şey yatırımı, bir tür aile yatırımı aslında. O yüzden hani baş köşede değil eşikte olduğunu söylemek istedim kız çocukların. Hep o eşikte olma, o arada olma halini deneyimlediklerini düşünüyorum. Çocuk evlilikleri konusunda çok uzun yıllar çalıştım Anadolu'nun birçok yerinde ve orada kız çocuklarla özellikle konuşurken ortaokul, lise çağlarında hep şöyle şeyler hayal ediyorlardı. İşte evlenmenin motivasyonuydu bütün bunlar. İşte kendi perdelerini asacak olmak, kendi seçtiği, sevdiği fincan takımını kendi rafına dizecek olmak ya da sadece hani kendi salonunda kendi arzu ettiği şeyi o an yapabiliyor olmak. Çünkü ailesinin evinde böyle bir şey yoktu. Çünkü biz çocuklarımıza göre de bir ev ya da aile hayatı dizayn edemiyoruz. Her şey yetişkinler için toplumda ama her şey. Toplu taşıma, evdeki prizlerden tutun, işte gıdaya kadar, bütün mobilyalara kadar, mimariye kadar her şey yetişkinlere hizmet ediyor. Ve çocuklar aslında kendilerine bir alan, bir habitat bulamıyorlar, yeşerebilecekleri bir yer. Kız çocuklar için ekstra zorluklardan, yüklerden bir tanesi de hep kadın bedeninin böyle bir tehdit gibi, bir tehlike gibi algılanıyor olması ve bu nedenle de hep bir denetim altında, hep bir kontrol altında tutuluyor olması. Çalışırken yetişkinlerle, özellikle çocuğu olan kadınlarla, o kadınların üzerindeki yükü de şu anlamda fark ediyordum. Çocuklar, kız çocuklar aslında bir namus yükü. Biz feodal olalım olmayalım.
biz kentin en medeni, en çağdaş yerinde yaşıyor olalım olmayalım, hiç fark etmeksizin kodlarımızda bu var ve biz o kız çocuklardan aslında bir an önce kurtulmak istiyoruz. Bir an önce onları bir evliliğe verip rahatlamak istiyoruz. Bunun yarattığı o rahatlamanın üzerine düşünmenizi öneririm. Ben çok uzun yıllardır düşünüyorum. Halen çıkamıyorum işin içinden ama bunun bir bilinçaltı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şekilde hani bir babanın denetiminden bir kocanın denetimine o kız çocuğu vermek aileleri bir biçimde rahatlatıyor. Hayır bu böyle değil diyenlerimiz olacaktır ama bizim gerçekten bilinçaltımızın böyle olduğunu düşünüyorum. Bundan kurtulunabilir mi? Evet kurtulunabilir. Ama bu kız çocukları ne yazık ki o tırnak içinde kaderini değiştirmeye yetmiyor. Evet, insanlığın, bütün insan toplumunun en dışlanmış kesimlerinden bir tanesi. Tabii her kesim için her kesim kendini bu şekilde tanımlayabilir. Mesela engellilerle çalışıyorum. Onlar da en çok ayrımcılığa maruz kalan en dışlanmış kesim engellilerdir diyorlar. Tabii ki onlar da haklılar. Çok büyük bir nüfus var. Ama kız çocuklarınki biraz daha görünmez, biraz daha İşte kültürle, gelenekle, öğrenmelerle, bütün o alışkanlıklarla örtülü olduğu için biraz daha görünmez bir halde. Bir başka şey, niçin kız çocuklar bu kadar yalnızlar? Evet onlar mülksüzler. Evet kendilerine ait hiçbir şeyleri yok. Ben küçükken de hatırlıyorum. Ben öğretmen bir anne babanın çocuğuyum. Ben hep Anadolu'da büyüdüm. Yani kırsal diyebileceğimiz, hani küçük kentlerde büyüdüm. Mesela bir yere gitmek isterdim, bana şey derlerdi. Ya işte evlenince gidersin falan derlerdi. Ya da bir şey edinmek isterdim, hani bir şey almak. İşte evlenince kendi evini alırsın derlerdi. Hani o çok mutlak bir gelecekti. Başka bir şey yoktu onun dışında. Yani bu yaşam döngüsünün böyle ayrılmaz bir parçası gibi. Doğarız, büyürüz, evleniriz ve ölürüz gibi. Oysa bu bir seçenek. Yani yetişkinler için bir hak evlenmek. Bunları tabii söylerken evliliğe karşı olduğum lütfen anlaşılmasın. Sadece olgusal bir değerlendirme yapıyorum. Eğer yetişkin insanlar belli bir yaşa geldiklerinde kanunen uygun pozisyondalarsa evlilik yaşı diye de bir şey var. Evliliğin sebeplerinden, sonuçlarından haberdar ediliyorlarsa, ne kazanacaklar, ne kaybedecekler bunu biliyorlarsa ve en önemlisi istedikleri ve seçtikleri bir kişi varsa karşılarında ancak bu kararı alabilirler. Ama evlenmemek de bir haktır. Evlenmemek de bir seçenektir. Hani herkes bunu yapıyor diye bunu yapmayabiliriz. Buna elverişli olmayabiliriz. Hakikaten hiç aklımızda yoktur. Belki heteroseksüel değilizdir. Değil mi? Yani belki evlenebilecek bütün bu koşulların hiçbirini taşımıyor da olabiliriz. Ya da sadece tek başımıza bir hayat kurmak da bir seçenek olabilir bizim için. Bu dayatmanın yine bu hani öğrenmelerle birlikte nesilden nesile geldiğini ve hiç sorgulanmadığını görmek bütün o sağ çalışmalarında beni hep çok düşündürdü. Yani bir kişi, ha muhakkak bir kişi çıkmıştır ama hani bir de çıksın desin ki bir dakika yani bir dakika ben bunu böyle istemeyebilirim. Evet, evlenmeyi de çok isteyebilirim ya da başka aile formları da var içinde bulunabileceğim. Alternatif aileler de yaratabilirim. Yani ben burada sizinle de bir aile olabilirim. Komşularımla, iş arkadaşlarımla, başka birlikte çalıştığım ya da yaşadığım insanlarla da aile olabilirim. Değil mi? Dolayısıyla bu dayatmanın da kız çocuklar üzerinde bir basınç yarattığını unutmamamız lazım. Her şey böyle o evlilik hedefine doğru gidiyor. Geçenlerde bir yerde yine böyle ahkam keserken şeyden bahsettim, çok gülüştük orada. İşte English Home, Madame Coco gibi böyle mağazalar var, hepimiz gidip alışveriş yapıyoruz oralarda. Bu mağazaların evlilikle ve erken yaşta evlilik fikriyle nasıl bir ilişkisi olduğundan bahsettim. Bana orada çok güldüler, ben de güldüm tabii. Orada güzel bir tartışma doğdu. Şimdi kapitalizm bize öyle bir şey sunuyor ki her şey çok cafcaflı, her şey çok güzel ve artık ucuz ve daha erişebilir. Eskiden olduğu gibi değil. Yani artık çok pahalı porselenler falan yok çeyizlerimizde. İşte evde şondan alınmış mesela ev resimler falan var. Bu herkesin edinebildiği şeyler bunlar.
Ve o kadar pembe, o kadar cafcaflı bir dünya sunmakta ki bütün bunlar genç kadınlara, genç kızlara, kız çocuklara. Bir an önce hani evlenmek ve böyle kendi evim olsun, işte ne bileyim renkli, rengarenk mutfaklarım olsun, orada harika sunumlar yapabileyim. Bütün Instagram mesela bunlarla dolu, eğer sosyal medya takip ediyorsanız. Ben hepsine bakıyorum bunu ulaşabildiklerime. Ve hakikaten hepsinin de evleri birbirine benziyor. Tıpkı hayalleri, motivasyonları da birbirine benzediği gibi. Çünkü bizi tek tipleştiren bir şey var hayatın içerisinde. Böyle bunları bazen sorgulamak tabii çeşitli zorluklar getiriyor insana. Çok çok düşündürüyor. Böyle hani senin toplumda olmak ya da bu hak temelli alanlarda olmak şöyle bir şey değil benim kendi deneyimim. Hani sabah kalkıp feminist olmak, mesai bitince o kimliği bir kenara bırakmak gibi bir şey değil. Hayatın her alanında var. Ben dolmuşa bindiğimde onu da sorguluyorum. ATM'den para çekerken onun o yüksekliğini de sorguluyorum. Diyorum ki Türkiye'de kadınların işte ortalaması ben kadar hani. Çok zorlanıyoruz, çok korunaksız mesela o makinalar. Rahatlıkla biz çantamızı, paramızı çaldırabiliriz bir şey. Yani bütün bunları böyle düşüne düşüne böyle bunlar çok zorlaştırıyor hayatı farkındayım. Fakat bir taraftan da başka bir şey getiriyor. Yani kendi hakkımı, hukukumu, benim gibi başka kadınların da, başka insanların da haklarını daha rahat savunabileceğim bir alan açıyor bana. O yüzden zorluklarını bazen görmüyorum. Kız çocuklar mülksüz, desteksiz ve görünmezdirler, evet. Diyebilirsiniz ki hayır, hani bizim çevremizde çok da rahat kız çocuklar, çok da şanslılar. Olabilir. Ama nüfusun çoğunluğuna baktığımızda, yerküredeki kız çocuk nüfusunun çoğunluğuna baktığımızda hakikaten de öyle olmadığını biliyoruz. Bugün dünyada her gün belki milyonlarca, tam sayı bilmiyorum, kız çocuk erken evlendiriliyor, satılıyor, insan ticaretine konu oluyor, uluslararası fuhuşa konu oluyor, kaçakçılığa alet oluyor, bir sürü şeyler var. Tabii sokakta yaşadıklarımızı hiç saymıyorum bile. Bu bizim kadınlar olarak yeteri kadar güçlenemediğimizi gösteriyor. Yani kültürün, toplumun bize ne kadar güçsüz ve aciz bıraktığını gösteriyor. Güçlenmemizin önündeki bütün araçların, imkanların böyle elimizden alındığını da gösteriyor. O yüzden bizim bunlara yeniden her gün sahip çıkmamız gerekiyor. Kendi gücümüzün ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu tabii paylaşıyoruz ama bizden sonrakiler için, işte çocuklarımız için, yeğenlerimiz için, komşunun kızı için çok faydası var. Ben annemin arkadaşlarıyla da bir araya geldiğimde hep şunu söylemiştim. Kız çocuklarının yanında hani kendi yargılarımız olabilir. Hepimiz dedikodular yapıyoruz. Ben de çok severim dedikodu yapmayı. Bunları konuşurken hani cinsiyet eşitliksizci şeyler söylememeye gayret edin derdim. Aa işte mesela ne bileyim Selen boşanmış. Aa işte bir başkasıyla da ilişkisi varmış. Aa hay Allah diye onu yargılamayın. Yani bunun kötü bir şey olduğunu öğrenerek büyümesin bu çocuklar. Ya da işte başka kalıp yargılarınız olabilir, başka hassasiyetleriniz olabilir. Bunları duyurmamaya çalışın derdim. Annem bunu süreç içerisinde çok iyi anladı ve çok iyi uyguladı ve şimdi başka arkadaşlarını o uyarmaya başladı. Yani kız çocuklarla başka türlü bir iletişim kurmak zorundayız. Çünkü her şeyi kaydediyoruz. Her şeyi bizden öncekilerden öğreniyoruz. Çünkü rol modeller onlar bir şekilde. Buyurun. Bir şey sorayım. Yani bütün bu anlattığınızda şeyin etkisi mi? Zamanı, yani tarihsel böyle baksak kuşaklara, dedemin kız çocuklarıyla benim kız çocuklarım aynı değiller. Yani bu aynı bu nüfusun hani büyük çoğunluğu düşünen dediniz ya, o büyük çoğunluğa baktığım zaman da gördüğüm şey aynı mı kuşaklar arasında? Siz daha iyi biliyorsunuz. Estağfurullah, yok. Yani tartışalım, bence tabii ki aynı değil. Çünkü değişen koşullarla birlikte çeşitli illüzyonlar etrafımızda hasıl oluyor. Yani biz kendimizi mesela çok kurtulmuş, çok özgür, artık çok rahat, eskiye göre daha rahat hissediyoruz bazen. Ama ben çoğu zaman, çoğu ortamda ve durumda bu cenderenin eskiye göre çok daha katı, çok daha acımasız olduğunu da görüyorum.
Bir de şunu fark ediyorum, yine eskilerden farklı olarak, hani tabii ki onların da öğrenmeleri vardı, koşulları, imkanları belki çok daha farklıydı, belki direnç mekanizmaları bu kadar yoktu. Ama artık benim var. Yani ben artık mesela yasayı da bilebiliyorum. Ya da bir başka işte böyle bir derneğe, örgüte erişebileceğim internet gibi olanaklarım da var. Bilgiye bir tıkla ulaşabildiğim milyonlarca an var. Dolayısıyla benim hani bir şeyleri bilmeme, mücadele etmeme, bir başka kadına ya da bir başka çocuğa, insana yardım edememe gibi bir lüksüm artık olamaz. Böyle düşünüyorum. Çocuk evlilikleri konusundan örnek vereyim. Bu konu ne zaman açılsa ve böyle söyleşilerde, eğitimlerde falan gündeme gelse hep şöyle örnekler veriliyordu. Evet, benim anneannem de 15 yaşında evlenmiş ya da benim annem de 13 yaşında evlenmiş gibi. O kadar romantik ki hani bu örnekleri vermek, bir anda romantize ediyor ortamı. O annemizin kuşağı ya da anneannemizin kuşağı. Biz o kuşağın gündemiyle, değerleriyle, koşullarıyla bugüne bakamayız. Bugün artık her şey çok farklı. Hani nasıl ki biz mağarada başka bir insandık ya, ama bugüne kadar sosyalleşerek geldik. İşte o it kötülüğü denen şeyi attık mesela üstümüzden. Eğer zamana göre biz değişmeseydik şu an birbirimizi gırtlaklayıp elindeki yemeği alan böyle şey vahşiler olacaktık. Muhakkak ki çok etkisi var. Sizce nasıl peki? Yani siz nasıl görüyorsunuz? Yine kendi açınızdan belki değerlendirebilirsiniz. Yani ben şey, yani ben değiştiğimi görüyorum da benim evet. Asıl derdim bu dinamiği kullanmak. Yani rahatsız isek, ki rahatsızız yani işte kız çocuklarının başına gelenler hepimiz rahatsızız. Evet. Ama ne bileyim 1800'lerin, 1950'lerin kız çocuklarıyla aynı değilse şimdiki kız çocukları, o arada ne olduysa onu belki hızlandırsam ya da hızlandırmasına katkı yapsam diyorum. Bunu konuşmaktansa hani onu o katkıyı yapsam daha doğru bir şey yaparmışım gibi ahlaken bana görünüyor. Acaba yanlış mı düşünüyorum? Bence değil. Ya hani doğru anladıysam size yanlış değil. Bilakis bence doğru bakılması gereken nokta o. Etkenleri görebilmek lazım. Yani mesela çocuktan bahsediyorum. Hani çocuk konusu ne zaman politik bir konu olarak, bir hak alanı olarak önümüze geldi. Yani çocuk bir hak öznesi olarak tanımlandı. Endüstri devrimi. Çünkü çocuk işçiler çalıştırılmaya başlandı falan. Ancak o zaman biz fark ettik ki evet bu çocukların da hakları var. Ya da işte bu aile bugün hani iktidarların, hükümetlerin böyle ambalajlaya bitiremedikleri aile ki bu konuda da konuşmak istiyorum sizinle ayrıca sizlerle. Aile ne zaman ya da işte kadınların rolü, cinsiyet eşitliği, eşitsizliği, toplumsal cinsiyet rolü, tarım devrimiyle birlikte, hani üretime geçmekle birlikte. Muhakkak ki bütün bu aşamaların, bu kilometre taşlarının çok etkisi var. Bugünkü etkiyi soracak olursanız bana, gerçekten de bu hani çok klişe gibi görünebilir ama ne yazık ki öyle. Kapitalizm, paranın egemenliği, paranın el değiştirmesi, neoliberal politikalar, savaş ekonomisi, bütün bunların bir getirisi, bir sonucudur aslında bugün kız çocuklarda, çocuklarda, toplumda yaşadığımız şeyler. Bilmiyorum katılır mısınız ama eğer hani sizi doğru anladıysam ben de bu perspektiften bir şey katkı sunabiliyorum. Çünkü etkileniyoruz, çünkü etkileşiyoruz. Yani her gün bir şey görüyor bu çocuklar televizyonda, internette ve hangisi doğru, hangisi yanlış. Böyle o kadar da hani dışarıdan bakıldığı ya da söylendiği gibi çok güçlü aile bağlarımız var, harika kültürel motiflerimiz var falan. Böyle bir toplum değiliz bence. Bence çocuklarından, özellikle kız çocuklarından nefret eden bir toplumuz. Bunu tabii ki tenzih ediyorum buradaki insanları. Yine olumsal düşünüyorum. Hakikaten nefret eden bir toplumuz. Yani çocuklarına değer vermeyen, onları işte sövmese de, dövmese de bir şekilde değersizleştiren falan bir toplumuz. O yüzden yani çok kafanızı karıştırmayayım elbette. Ben de şu an sadece sesli düşünüyorum aslında. Biraz buradan devam edeyim. Evet, bahsettim. Hep bir denetim ve gözetim altında kız çocuklar diye. Evet, hep en kolay değersizleştirilen kesim. Çünkü zaten işte misafir, bir şekilde edilgen, bir şekilde haklarını ve kendini kullanamayan, kendi iletişimini yaratamayan kız çocuklar. Hepimiz böyle büyüdük bana kalırsa.
ve hani bu şansla işte kendimizi derneklerde ifade etmek, bu gibi mesleki alanlarda ifade etme şansı için çok çabaladık, çok mücadele ettik. Hatta iki katı mücadele ettik. Anne figürü, annenin bir rol modeli olması, bizimki gibi çok iç içe, çok üst üste yaşayan toplumlarda kaçınılmaz bir şey. Ne yazık ki annelerimizin devamıyız aslında. Buradaki ne yazık ki dememi tabii ki anladınız. Hepimiz annelerimize tabii ki sonsuz bağlıyız, seviyoruz, sayıyoruz ayrı. Fakat o bir rol model olarak hani onun öğrendiklerini biz sürdürmeye çalıştık. Eğer sorgulamadıysak orada bir hata var ve o zincir böyle devam etti. Ve o zincir bizim kız çocuğumuzda da devam edecek. Annenin işçisi kız çocuk. Evin içerisinde düşünün, özellikle kadın arkadaşlarım. Biz hep o işleri yaparak büyüdük. Mesela mutfakta kek pişerken bekledik, sabrı öğrendik. Ya da işte ev temizliği yaptık, ne kadar titiz olunması gerektiğini öğrendik. Oysa bizim her tek tek bütün insanlar gibi pasaklı olmak da bir hak, tembel olmak da bir hak, aylak olmak da bir hak. Yani bütün bunlar bizden değil mi? Yok öyle bir şey aslında fiiliyatta. Fiilen bunların hiçbirine sahip değiliz. Efendim? Böyle bir lüksümüz yok tabii. Çocuksuzluk politik bir konudur. Bir haber, bir yazı, bir makale çevirmiştim. The Guardian'da çıkmıştı galiba. Çocuksuzluk politik bir konudur diyor. O kadar doğru ki. Çocuk sahibi olmamayı da seçebilirdik. Belki çocuk sevmiyoruz. Ama düşünün hani annelik nasıl öğretildiyse artık ki hani annelik öğretilen bir şey bana göre. Nasıl bir kalıbın içinde düşünmemiz istendiyse işte hamilelik olağanüstü bir süreç, çok büyülü bir süreç. Bence değil. Bence son derece biyolojik bir süreç. Yani bunu bu kadar romantize etmek bilmiyorum çok doğru mu? Ya da işte annelik şöyle harika, annelik fedakarlık, annelik bir şey ama bir de ben varım. Ve bunu düşünmek aslında bu babalar için de bence geçerli. Hiç de bencillik değil bu. Eğer siz güçlü, kendi benliğine sahip çıkan insanlarsanız ya yani öyle ise biz çocuğumuza daha faydalı olacağımızı bilmek zorundayız. Yani o yemeğin en güzel yerini evdeki babaya, çocuğa vermek değil, belki o en güzel lokmayı üçümüzün arasında paylaştırmak, eşitliği belki öğretecek çocuğumuza. Bunun gibi o kadar çok şey var ki, işte o yanlış öğrenmeler dediğim şey aslında tam da bunlar. Yani annelik böyle bir melek halesi, başımızın üstünde ve bizi edilginleştiren tek şey. Bir çok sevdiğim bir yazar, feminist bir yazar ve düşünür, aktivist var, Selma James. Selma James diyor ki, biyolojik katkımız sorumluluğumuz oldu diyor. Yani biz kadınlar olarak hani bir hayat dünyaya getirmek, doğurganlık gibi bir özelliğimiz var. Ve bu bizim sorumluluğumuz oldu diyor. Bu bizim mesleğimiz oldu hatta, ben daha da ileri gidiyorum. Form doldururken ne yazıyoruz? İşte ev kadını yazıyoruz değil mi? Hani sanki o bir meslekmiş gibi. Oysa sigortası yok, maaşı yok, sosyal güvencesi yok. Bir sürü riski var, bir sürü şeyleri var. Hani bitmek bilmeyen bir mesaisi var. Buyurun. Feministlerin ev kadınlığı durumunu, yani ev işini resmi bir iş olarak kabul ettirme çabasını nasıl yerine getiriyorsunuz? Yani sigorta bir iş, bir temelden yürüyorsunuzdur. Yani, bununla ilgili çabalar oldu. Dünya Bankası, bundan 10 sene kadar önceydi yanılmıyorsam, kadınların ev içindeki ücretsiz, ücretlendirilmemiş emeğini hesapladı. Ve çok astronomik bir şey çıktı. Eğer biz ev içinde yaptığımız bütün her kalem iş için bir maaş alabiliyor olsaydık şu an işte mülksüz değil, dünyanın en çok mülkü bizdeydi. Şimdi böyle bir şey var, bu bir projeksiyon ve böyle bunu zaman zaman tekrarlıyorlar. İşte oradaki mali karşılığını görmeye çalışıyorlar falan. Fakat bana hani bir kadın yurttaş olarak bana sorarsanız ev içindeki emeği ücretlendirmek, eğer belli koşulları sağlamıyorsak, ki sağlayamayacağız belli, bence çok da mantıklı bir şey değil. Çünkü o 24 saat süren bir mesai. Yani akşam yemeğini hazırladım, bulaşık makinesine kirlileri koydum. Onu yaptım, bunu yaptım, televizyonu açtım, portakalı soydum, çayı demledim, ya bitmiyor. Ve bu bitmeyen şeyin maddi karşılığı olsa bile bu kadınların sağlığından, kültürlenmesinden, sosyalleşmesinden,
katılım hakkından, birçok şeyden mahrum kalması anlamına da gelebilir. Yani evde kalmalarını meşrulaştıran bir tarafı olacaktır. Zaten sana maaş veriyoruz, daha ne istiyorsun gibi bir durum getirebilir değil mi? Kesinlikle çok katılıyorum. Zaten mesela bu hasta, yaşlı, engelli bakımıyla ilgili hükümetin bir politikası vardı. Halen uygulama zannediyorum var. Yani evdeki engelliye ya da hastaya bakan birisi için... Evet, ödeniyor. Yani bu kadınları evde tutmanın bir yolu. Yani bunun o kadınlara hiçbir faydası yok. Çünkü kadının kendi refahı için harcayabileceği bir para olmadığı gibi o bitmek bilmeyen bakım yükümlülüğünü böyle 3'e 5'e katlamak. Bir de profesyonellerin yapması gereken bir şeyi kendi kendimize yapıp bir de ekstra sorumluluk almak. Yani şöyle bir sorumluluk ve şey var, bir basınç daha var kadınların üzerinde. Bunu kendi hayatlarınızda da görebilirsiniz. Çocuğunuz herhangi bir suça bulaştığında sen ne biçim annesin denir, değil mi? Ya da o çocuğunuz bir saldırıya uğradığında, korunamadığında, işte o çocuk bunları yaşarken sen neredeydin anne derler, değil mi? Sanki biz o çocuğu gökten zembille indirdik. Ve sadece baba da değil burada, hani eş sorumlu. Toplum, kültür, televizyon, bindiği servisin şoförü, ne bileyim çizgi film, başka şeyler. Yani bütün bunları da düşündüğünüzde o evdeki bakım yükü, sokaktaki sorumluluk böyle uzayıp gidiyor. Size söz veremedim. Hocam anlattıklarınıza tabii katılmama geldi değil. Hepsi farkındalıkla baktığımızda her an toplumun her kesiminde, işte, evde, sokakta bunu yaşıyor kadınlar, çocuk, kız çocukları dolayısıyla. Fakat tabii ailenin ve kadının toplum biçimleri açısından gelişimi görmedikçe şu an arkadaşın dediği gibi işte eve mi mahkum etmek istiyor kapitalizm kadınları ya da dışarıya mı çıkar? Asarıyor politik, işine nasıl geliyorsa. Krizi ve ekonominin piyasa koşullarına göre ve o andaki ekonominin iş alanlarına göre bu sürekli pragmatik değişiyor. O yüzden bence biraz daha üstten bakmak gerekiyor. Bir kere kadının her türlü geride bırakılışı dolayısıyla erkeğin de geride bırakılışını getiriyor. Bir kere anne hem psikolojik hem fiziksel hem biyolojik bir varlık olarak köreltikçe bu hem fiziksel genetik anlamda erkeğe çıkıyor, yani erkek çocuğunu da sakatlıyor. Hem fiziksel, hem hormonal, hem psikolojik, hem kültürel. Hem dolayısıyla gene kız çocuğun. Yani aslında bu çok köklü ve çok derin insanlık yarası. Yani böyle sadece gündelik çelişkilerle izah edilecek gibi değil. Çok gerçekten ciddi bir bakış açısı, köklü bir bakış açısı ve inanç doğurmak gerekiyor ki neden kadın önemli? Yani kadın sadece kadın değil, insanlığın üretimiyle belkasla kadına geliyor. Bunu kutsamak değil, bir gerçeklik. Biyolojik ve kültürel de bir kodlanma. Çünkü hamilelik süresi ve çocuğun gelişim süresi yavru açısından, yani çocuk insanlık belkası açısından çok ciddi toplumsal bir sorumluluk gerektiriyor. Yani toplum biçiminin, şimdi hepimiz çocuk yapmayalım. Bu çözüm değil. Bu bireysel. Ben de yapmayabilirim, siz de yapmayabilirim. Ama ben insanlık açısından baktığımızda ciddi bir bakış açısı gerekiyor. Yani daha toplumsal bir sorun. Nasıl ilkel komünlerde ya da bir 200 yıl önce, 100 yıl önce gittiğinizde toplum biçimlerinde insanlar, bütün çocuklar, bütün toplumun çocukları gibi bakılıyor değil mi? Yani süt anneler var, çocuklar beraber büyütülüyor. Yani biraz diyorum bu tarihsel boyutu çok önemli biraz aydınlatmak için, geleceği de kurgulamak açısından, bugünü de görmek açısından. Nasıl ki bu derneğin ve örgütlenmesinin getirdiği bir katkı varsa bu mahallede, yani kadınlar açısından biraz daha geniş bakmak gerekiyor, kuş bakışı bakmak gerekiyor. Yani subjektif niyetlerimizin ötesinde bir konu bence. Kesinlikle öyle. Yani herkes mesela anlattığı konuyu tabii ki kendinden başlatır. Evet, hani o evet. Öyle. Tabii ki kendi ideolojisi, kendi perspektifinden doğru anlatır tabii ki. Yani bu da benim bakışım. Erkekler meselesine bir parantez açalım. Hani hep yanlış anlaşılmaktan çünkü korkuyorum böyle meseleler olduğunda. Bu hep erkek dediğim şey aslında bir
insan değil. Ya hocam sonuçta biz o kadın ve erkek tepsi antitezini bu toplumda yine anneler vasıtasıyla bir o aile biçimi vasıtasıyla üretiyoruz. Bunu da doğru mu? Yani demin dediğiniz gibi ev anlayışlarımız, sürekli tüketme anlayışımız. Şimdi bunlar bir şeyin sonucudur, sebebi değildir. Birincisi bu, söylemek istediğim. İkincisi ise bu insan argümanı bence terk edildi artık. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Yani kadın erkek yoktur, insan vardır diyemeyeceğimiz noktadayız. Olması gerekenden uzun zamandır bahsettik. Evet. Çünkü hani kadın bireylerin ihtiyaçları farklı, erkek bireylerin farklı, baş etme stratejileri farklı, onların yani o kadar farklıyız ki birbirimizden. Mesela bedensel farklılıklarımız, yani şeyleri düşünün, birazdan gelecektim onlara da. Mesela afetleri düşünün, yani büyük depremleri düşünün. O depremlerden sonra insanların yerleştiği çadırları düşünün. Bir kadın ve bir erkeğin ihtiyaçları, yaşadıkları zorluklar, işte hepsi mağdur, hepsi felaketse de, hepsi insan çünkü diyemeyiz. Çünkü çok farklı. Ben o açıdan demedim hocam. Tabii ki öyle. Yani gündelik hayattan baktığımızda tabii ki öyle. Benim demek istediğim, kadın köreltildikçe fiziksel, hormonal, beyinsel, kültürel, dolayısıyla da zaten erkekler de hastalanıyor. Hem fiziksel hem de. Yani bugün tabii şu an polemik yaratmak istemiyorum. Yok, öyle tabii. Doğada, yani doğa insanların çelişkisiyle dolayısıyla kadın erkek arasındaki bu uçurumun çoğalmasıyla cinsiyetler bile doğal gelişme. Yani demin dediniz ya, yani farklı. Bunların bile bilimsel temelleri var. Sebebi kadın kadın gibi özgür olamıyor, özgür gelişemiyor. Hı, güzel bir nokta. Yani çok şimdi geniş konular birbirini doğrulacak için. Kadın, kadın, kadın gibi kadın tanımın konusunda sizden yardım alayım. Nasıl kadın gibi kadın nasıl konuluyor mesela? Hocam tabii kafamızda olan bir şey değil, tarihsel gelişimden yani bakıyoruz. Yani mitolojik, geçmiş antropolojik şeylerden bakıyoruz. Kadının beyin yapısı, fiziksel yapısı git gibi görelmiş yani. Hem şey olan neden? Çünkü toplumun merkezinden etken olmaktan çıkarıldıkça doğal olarak köreliyor. Şimdi ama bugün kapitalizm tamamen bağışıklık sistemi gelişmeyen kadını pazarın ta ortasına atıyor. Bunu da biz savunuyoruz. Kadın erkek eşittir. Yok öyle bir dünya. Denktir. Eşit değildir kadın erkek. Denktir, farklı. Ama eşit olabilir dememiz lazım. Ya denklik ve eşitlik farklı kavramlar tabii. Yani uzun diyorum ya. Felsefik bilmiyorum. Aç 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 ya eşit derken anlıyorum. Eşit tabii. Olmalı. Olmalı ama aynı iş yapmalı, aynı piyasada, aynı pazarda koşturmalı anlamında değil yani. Değil. Şöyle, eşitlikten anladığımız tabii ki Tayyip Erdoğan'ın şey anladığı gibi değil. Ya Tayyip Erdoğan'ın zaten söz konusu bile yok. Yok, konu o değil. Hani sadece o şeyi hatırlayın, biraz geriye sarın diye evet söylüyorum. Yani eşitlik mesela şu değil, yani niçin hep bütün ağır kutuları ben taşıyorum, bir de sen taşı kadın demesi değil bir erkeğin. Ya da hani ne bileyim o ne yapıyorsa aynısını benim de yapacağım anlamında bir eşitlik. Bu çok karikatür mesela ve hani yıllarca da hep toplumsal cinsiyet eşitliğini savunanları bu şekilde ötelemiştir insanlar. Çok karikatürdür, çok şeydir. Öyle değil tabii. Yani eşit fırsatlara, eşit haklara, yasalar önünde eşit tanınmaya gibi gibi böyle çoğaltabileceğimiz şeylerle ilgili eşitliktir. Evet. Mesela pozitif ayrımcılık diye bir şey var. Bu da hep çok yanlış bilinen bir şeydir. Bu zannedilir ki böyle ömür boyu işte sen kadınsın, sen de erkeksin, yan yana koyduk. Ömür boyu ben seni sırf kadın olduğun için destekleyeceğim gibi bir şey değildir. Geçici özel önlemdir onun tarifi, tanımı yani. Hiç hani başta söyledim ya bir sıfır yenik başlıyoruz diye. O arayı kapatana ve yarış çizgisine birlikte gelene kadar ki destektir, güçlendirici bir şeydir. Pozitif ayrımcılık budur, olumlu eylemdir. Mesela buradan devam edeceğim. Buna ders vereceğim çok şey var ama siz el kaldırmışsınız, buyurun. Yok, ben sadece bir ekleme yapmak istiyordum. Kamu personeli dil sınavında, İngilizce kısmında bir paragraf verdiler. Onunla ilgili sorular sordular. Paragraftaki ana metni şuydu.
kadınlar acılara daha dayanıklıdır. Eğer öyle olmasaydı veba salgını, göçler, savaşlar insan neslini tüketirdi diyor. Sav olarak mesela bunu bilimsel bir makaleden almışlar. Bu önemli bir tespit aslında. Yani evet. Şimdi mesela Bulgaristan'dan gelen Türk göçlerini düşünün 100 yıl önce. Oradan çıkartıldık, buraya tehcir edildik. Geldik burada dikişlik durduk. Şimdi mesela Suriyelilerin kamp yaşamını izleyelim. Orada yaşam büyük çapta, biraz evvel size ayrıntı verdiğim şekilde kadınların feragatiyle aile yaşamları sürüyor onların. O kadar her gün çamaşır yıkıyor, bulaşık yıkıyor, yemek yapıyor mutlaka yani bir an boş vakitleri yok o kadınların ve işlerin çoğunu erkekler yapmıyor. Ve kendi kültürümüzde, belki konu dışı olacak ama şimdi Ukde Kambası'nda söylüyorum. Benim annem 1949'da Bursa'dan Ankara'ya okuma geliyor. Bundan bir önceki reis cumhurumuz da Suudi Arabistan'ın annesine telefon ediyor, bana kız bakın diyor. Şu anda benim kızıma bulunduğu yaşta bir kız lise 2'den alınıyor ve bu adamla evlendiriliyor. Şimdi cumhuriyet değerlerini koruyamadığınız zaman o freyleniyorsunuz. Biz verseydik belki kızların da erkekler kadar özgür olduğu bir cumhuriyeti yaşıyor olacaktık. Şimdi işte dediğim gibi adam geliyor istiyor, okuldan alıyorlar, evlendiriyorlar. Yani o da değişiklik bir şeydir. Öyle gerçekten. Yani eskiden ben 10 küsur sene önce de bu işte sınır şehirlerinde diyelim, oradaki işte mesela çocuk evliliği vakaları ile ilgili haber yapıyordum. O zaman mesela işte Suriye'den Antep'e getirilmiş, orada evlendirilmiş bir kız çocuğun veya kadının fiyatı 32 bin lira filan bugünün fiyatıyla. Bugün yani bütün o işte afladığım filan harika kamplarımız var dediğim yerlerde kız çocuklar 20 liraya satılıyor. 20 lira sigara parası. Yani bunun gibi şeyler de var elbette. Canımız sıkılsın diye söyledim bunu. Çünkü hani gerçekten şey, ne yaşadıklarını bilmediğimiz için böyle bir de şey var ya toplumda işte, onlar geldiler, düzen bozdular, onlar bir şey. Yani 5 sene sonra aynısı biz olacağız. Belki olabileceğiz. O belki olabiliriz. Yani umarım olmayız da. Onlar da bizi seyredip portakal yiyorlardı, çekirdek çitliyorlardı bundan 10 sene evvel evlerinde. Ve hiç ummuyorlardı böyle bir şey olacak diye. O yüzden hani ötelemeden, itmeden, bir nefret söylemi yaratmadan, bir düşman dili oluşturmadan önce bir kendimizin de ne olabileceğini düşünmemiz lazım. Bu vesileyle hani bunu paylaşma fırsatı verdiniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Siz mi bir şey söylüyordunuz? Buyurun. Kadın gibi kadın tanımlaması nasıl yapacağımızı merak ettim de. Evet. Yaratılış olarak mı yaptı? Toplumsal beklenti olarak mı yaptı? Sırf onun için sordum. Çünkü tam sizin parmak bastığınız gibi biz toplumsal cinsiyet diye bir şeyden bahsediyoruz. Ve bu artık hani kadın konularında çalışan herkesin artık çok iyi bildiği ve giderek yaygınlaştırmaya çabaladığı bir şey. Şimdi buna göre biz, ki ben de tabii ki sonuna kadar bunu savunuyorum, buna çok ikna olduğum için savunuyorum. Biz dünyaya evet kadın bedeni ya da erkek bedeninde geliyoruz. Bu manada tabii ki farklıyız, aynı değiliz. İki farklı cinsiyet olarak hayata geliyoruz. Ama biz aslında kadınlığı ve erkekliği sonradan öğreniyoruz. Yani biz eğer bir kız çocuk olarak dünyaya geldiysek ne öğreniyoruz? İşte makbul ve muteber kadın nasıl olunur? Onu öğreniyoruz. Nasıl olunuyor? İşte temiz ol, titiz ol, hep fedakar ol, hep hoşgörülü ol, alttan al, ondan sonra kibar ol, işte dekolte giyme, onu yapma, onu yap. Böyle milyonlarca liste böyle, milyonlarca liste. Bütün bunların içinde biz öğreniyoruz hakikaten o kadınlığı. Erkekler meselesini az önce parantez açalım dedim, şimdi açalım. Erkekler de öğreniyor. ODTÜ'de bir hocamız var, yakın Ertürk hoca. O çok güzel bir şey söylemişti bu röportajda. Eğer dedi kadınlar kurtulursa erkekler de özgürleşecek. Çünkü eşitlik, toplumsal cinsiyet eşitliği bence bu toplumda en çok erkekler için gerekli. Ve en çok erkeklerin bunu savunması gerekli. Hakikaten o kadar kritik ki. Yani tek tek erkek bireyler empati kurmaya çalışın. Yani belki onlar da bütün bu baskılardan çok yıldılar. Müthiş bir basınç var erkekler üzerinde toplum ve kültür tarafından. Yani küpe takmak istiyorsun, saçını renklere boyamak istiyorsun, çok renkli, çok neşeli giyinmek istiyorsun, sen de dekolte giyinmek istiyorsun. Sen de sokağın ortasında topun bir yere vura vura ağlamak istiyorsun veya kahkahalarla gülmek istiyorsun. Sırf bunları yaptığın için
için sen ne biçim erkeksin diyorsa birisi sana, senin eşitliğe ihtiyacın var. Ve bu o kadar önemli bir şey ki. Erkekler bunu gerçekten samimiyetle söylediğime inanın. Hani böyle bir halkla ilişkiler cümlesi kurmuyorum şu an. Benim feminist kimliğim bana bunu söyletiyor. Erkeklerin eve parayı getiren, işte ailenin babası vesaire, böyle bir zorunluluğu da yok bana kalırsa. Yani evin içinde bir hani cinsiyet eşitlikçi bir iş bölümü, bir paylaşım, bir ekonomi var ise bence buna da ihtiyaç yok. Niçin bu adam evin bekasını sağlayacak kişi? Niçin her koşulda en güçlü, en cesur, en dayanıklı, en bilmem ne olmak zorunda olan kişi? Çok özür dilerim, yabancı değilsiniz, o yüzden rahatlıkla söylüyorum. Niçin yatakta kendini ispatlaması beklenen kişi? Niçin bu erkeklerin hiç güçsüzlükleri, hiç zaafları olmuyor? Bunları da düşünün. Yani eşitlik perspektifi hakikaten bunları da düşünmeye getiriyor beraberinde. O yüzden de hepimizin bunu, kadın ve erkek hepimizin bunu savunması gerekiyor. Ama iki ayrı şey, iki ayrı kategori, iki ayrı yapı olduğumuzu bilerek. Şimdi bütün bu sistemler bize sürekli rekabeti ve sürekli çatışmayı dayatıyor. Kadınlar bir tarafa, erkekler bir tarafa. Bununla da kalmıyor, kadınları da kendi içinde çarpıştırıyor. İşte kim daha güzel, kimin kocası daha zengin, kimin evi daha muhteşem, değil mi? Kimin işte yemeği daha lezzetli, kimin pilavı tane tane, bu böyle uzuyor ve gidiyor. Bir bakıyorsunuz kadınlar birbirine girmiş. Ama bunu işte kadın kadının kurdudur diye açıklayamayacağımız nokta tam da bu. Yani kadınlar birbirlerine kötülük yapmak için dünyaya gelmediler. Hiç kimse böyle doğmadı zaten de. Yani biz de hani rekabet ediyorsak, çekişiyorsak, kavga ediyorsak herhangi bir sebeple bunun mutlaka bir takım sistemlerin sonucu, getirisi, öğretisi olduğunu bilmemiz lazım. Sistem çünkü bize bunu öğretiyor. Çünkü dışarıda hani egemen olan, daha görünür olan ne? Erkeklerin sürekli bir şey için rekabet etmesi, güç için rekabet etmesi, para için rekabet etmesi. Kadınlar dünyanın mülksüzleri oysa, hani bu tuzaklara düşmememiz gerekiyor. Fakat o kadar zor ki, yani bütün bunlardan böyle arınmış bir hayat kurabilmek hakikaten zor. Burada tabii erkekler derken kastettiğim bir erkeklik ideolojisi. O yüzden hani yine sizlere tenzih ediyorum. Böyle tek tek erkeklerle derdi olan bir feminist değilim. Ama erkekliklerle bir derdim var, evet. Ve ne yazık ki bunu biz hep beraber üretiyoruz toplumun içerisinde. Değer yargılarıyla üretiyoruz, alışkanlıklarımızla üretiyoruz. Bir dakika, burada yanlış bir şey var demediğimiz zaman üretiyoruz. O yüzden buna dikkat çek. Oturmak ister misin? Gel. Gel. Sen burada konuşmacı ol bence. Bu sandalye senin. Gel bakalım. Evet, kendin çıkabilirsin. Evet, kadınların mücadelesi işte bu kadarlıkken başlıyor. Ve ömür boyu da süren bir şey. Kendine ait bir odamız olması lazım. Virginia Woolf'un dediği gibi. Orada sürekli üretmemiz lazım. Fikir üretmek, bir değer üretmek, bir bakış açısı üretmek, her ne olursa olsun. Ama kadınların, kız çocukların gerçekten ve gerçekten buna ihtiyaçları var. Burayı da uzattığım için geçeyim. Bundan da bahsedeyim. Ara vermemiz gerekiyorsa verelim. 11 Ekim Dünya Kız Çocuklar Günü. 23 Nisan'ı geçeceğiz. Sonra sonbaharda 11 Ekim gelecek. Umarım yine buluşuruz 11 Ekim'de. Yine bir kız çocuk günüyle burada. Bu 2012 senesinden beri idrak ettiğimiz bir gün. Kutladığımız diyemiyorum, zira kutlanacak bir şey yok çocuklar açısından. Başta da söyledim. Türkiye Devleti'nin de artık nasıl olduysa böyle bir zorlamasıyla bugün Dünya Kız Çocuklar Günü olarak Birleşmiş Milletler'de kabul edildi bir kararla. Biz de hani o gün bugündür muhakkak bir takım etkinliklerle dikkat çekmeye çalışıyoruz. Naçizane önerim bunu derneğinizin gündemine almanız. Çünkü işte bu gibi sorunlara dikkat çekmek, konuları tartışmaya getirmek açısından bu özel günler çok işe yarıyor. Basının da ilgisini çekiyor bu arada. Kız çocuklar, kadınlar ve toplumsal cinsiyet eşitliği çok önemli. Kalkınma açısından da çok önemli. Bunu özellikle vurguluyorum. Yani sadece
özel alanda sadece kendi kendimize konuştuğumuz mevzular değil bunlar. Güçlenecek de ne olacak kız çocuklar diyenlere söyleyeceğimiz pek çok şey var. Evet, ülkelerinin ekonomisine, toplumlarının kalkınmasına, kendi gelişimlerine ve potansiyellerin açığa çıkmasına kadar o kadar çok şey var ki onlardan faydalanabileceğimiz. O yüzden her zaman bu tip özel günlerde Birleşmiş Milletler gibi büyük organizasyonların dikkat çektiği şey bu. Kız çocukları güçlendirin, onlara yatırım yapın, onlara alan açın. Mesela bu MİNMAŞ'a bir alan açmamız lazım. Ara vermek ister misiniz peki? Siz, buyurun sizi dinleyelim, sonra çıkalım. Zaten herhalde hazırlık yapıyorlar da. Hazırlık değil. Çok az bir şey var. Evet. Bu arada da eşikle kavramımızla gidelim. Yani, bir şey söylemek istiyorum. Daha önceki geçmişlerde yani baş evinden bu yana gelen kadın ve erkek ilişkileri, kadının günümüze kadar olan bir zaman içindeki yerini tartışmak çok uzun bir şey. Çünkü çok farklı faktörler de işin içine giriyor. Savaşlar şöyle. Ama günümüze gelecek olursak, yani yaşadığımız bizim kuşağın, yaptı bizden önceki bir kuşağın, iki kuşağın daha. Kız çocuklarını anne babalar bir an önce elden çıkarmak için savaş veriyorlar sanki. Sizin eşitlik kavramınız da bunu bana hatırlatıyor. Öyle ki, çünkü benim yaşadığım misafirliğe başladığında bir kadın, yani bir genç kız diye, ister istemez cinsel ilişkileriyle, bu arada erkek de tabii aynı konumda, aynı şekilde bunu geçirirken, birilerini seveceği, birileriyle işte anlaşıp kaçıp gidebileceği veyahut da onunla cinsel ilişkiye girebileceği gibi korkular nedeniyle anneler, babalar, kız çocuklarını özellikle bir an önce evlendirmek için çaba sarf ediyorlar. Çok acımasız bir şey. Niye? Sorumluluktan kurtulmak istiyorlar. Yani kız kaçacak olursa işte onun kızı kaçırsın dediğimiz gibi olay dedikoduya girecek tabii ki. İşte mahalle duyacak, köy duyacak, işte şehri şey yapacak, geçecek falan filan. Eğer daha başka bunlar boyutları olursa çocuğu olacaktır, hamile kalmıştır, şehri terk edeceklerdir, ayrı yerlere gideceklerdir. O yüzden bir an önce anne babalar kız çocuklarını evlendirmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Ve de bizim toplumumuzda genç yaşta kızların, kadınların, genç kızların evlendirilmesinin asıl nedeni altında. Yani ben Türkiye için konuşuyorum ama diğer toplumlar için de geçerli tabii ki. Bir an önce asıl sorumlusuna yani evleneceği kişiye sıkıntıyı atmak. Kızı sattıktan sonra, kusura bakmayın kelimeyi kullanıyorum ama maalesef bunun altında bu yatıyor. Yani birine verdikten sonra oh be diyecekler. Ve ne olacak? Erkek buna bakmak zorunda kalacak. Eğer bir terslik şu bu şapandan olacak olursa erkek bunda sorumlu olacak. Sizin dediğiniz gibi hem kadının hem erkeğin yaşamdaki zorlukları çeşitli boyutlarda. O kadar farklı boyutlarda ki burada yatırıp ameliyat edip demliğe olduğunu çıkarmak çok zamanlı. Evet, başlamayacaktık en azından. Tabii ki. Bir de kız çocuk da bir an önce evlenmek için çaba sarf ediyor. Niye sarf ediyor? Çünkü doğduğu günden büyüdüğü aşamaya gelinceye kadar belli bir evrede evde ikinci sınıf bir erkek çocuk da varsa yandı. İkinci sınıf eleman. Kesinlikle. Baba işte soyunu sürdürecek kişi olarak oğlanı göreceği için ona her türlü desteği sağlamakta. Her türlü özgürlüğü ona tanımakta. Ama kız çocuğuna ise o özgürlüğü vermiyor. En basitinden fark etmeksizin bu oluyor. Evet. En basitinden bir oturuş biçiminde bile ki çok zor düzgün otursan hani bu hali falan bacaklarını topla falan gibi. Yani çok çirkin bir gereksinde bu kızcağızın yaşam biçimini çok daha etkileyecek ve o evden kaçmasını sağlayacak her türlü şeyi yapıyor anneler olarak. Ve onu bir kurtuluş olarak görmesi, evet. Bir sonuç değil mi?
erkek, erkek açısından da hemen gelip bir iki cümlede onu söylemek istiyorum. Erkeğin de büyük sıkıntıları var. Yani niye var? Erkek bir yaşa kadar geliyor, işte evlenme yaşına geldiğinde annesi babası ona her halükarda gene şunu şöyle yapsana, bunu böyle yapsana diye zaman zaman fırçalanır düzeyine kadar götürüyor. Ama evleneceği kızın evine gittiğinde, yani sevdiği kadın evlenecek artık, onun annesi babası onu apayrı ve yeni bir tip olarak, yeni bir erkek olarak karşıladığı için ve kızların da hoş tutacağını bildikleri için o kişiyi daha onur edilir. Daha ve bunun bu sonucunda da erkek giderek karısının ailesi bireylerine, yani annelerine, bu kayınpederine ve kayınvalidesine daha yatkın olmaya başlıyor. Zaman içinde de kendi annesine babasına kızar oluyor. Her gidişinde sen şunu şöyle yapsın diye bir fırtına yönelirse, tersine öbür tarafta kohpa kolanan ve işte yaptığı hatalarını zaman zaman örtbas edilen bir yerde yaşamayı tercih ediyor. Daha uzun hikaye ama ben bu kadar söyleyeyim. Evet, evet. Statüler değişiyor. İşte bu yeni gelen statüler, içine girilen yeni durumlar, insanlara başka alışkanlıklar, başka davranışlar kazandırıyor. Bu çatışmalar da aslında buradan. Yani son yıllarda bakın, hani hiç adliyeye falan yolunuz düşüyorsa, aile mahkemelerinin önü hep böyledir. Çünkü herkes boşanıyor. E bari boşuna gidip altını takmayayım falan diyorsunuz ya. Çünkü hani tanımamak, anlamamak, hani ne olduğunu bilmemek, bir de çok flörte izin veren de bir toplum değiliz yani, değil mi? Hani liseye giden, ben çok öğretmenlerle kavga ettiğimi hatırlıyorum liselerde, kız liselerinde. İşte öğretmenler bile, yani işte hocam bunlar da merdiven altında işte düşüyorlar falan. Yani bir öğretmen böyle bir cümle kurmamalı. O çocuklar üzerinde biz de eğer o basıncı oluşturuyorsak onlar daha da ilerisini yapacak. Ne yazık ki yapacak. Ama biz her şeyi normalleştirirsek, iyisini kötüsünü biz anlatarak önce olabilirsek, onlar da sağlıklı bir gençlik, sağlıklı bir ilişki, sağlıklı bir cinsellik ve sosyalleşme yaşayacaklar. Bunu gözden kaçırıyoruz. O zaman çay içelim.